Sanırım bugüne kadar yaptığım en ofansif video bu olabilir. Merhaba dostlarım ben Neo diye bile başlamak istemiyorum. Dostlar bugün sizlerle Hasan Cankaya'nın sunmuş olduğu konuşanlar Türk dizileri ve Recep İvedi'nin ortak bir noktası hakkında konuşmak istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra sorunumuzun ne olduğunu çok çok iyi anlayacaksınız. Şunu da söyleyeyim bu videoda klişelere kesinlikle yer vermeyeceğim. İşte Hasan Cankaya'nın programı konuşanlar yasaklanıyor mu? Rütük müdahale ediyor. Yok efendim işte egzene para veriyor insanlar. İnsanların para vererek izlediği bir programa bir şey diyemeyiz, karışmaya hakkımız yok, rütük kim oluyor, egzene insanlar para veriyor gibi şeyler söylemeyeceğim. Bunları artık herkes biliyor arkadaş yani yeni doğmuş yeğenim bile bunu biliyor. Gidin daha konuşmayı bilmeyen bir insana ya egzende konuşanlar diye bir program var rütük buna müdahale edecekmiş deyin. O bile ya insanlar o platforma para veriyor, insanların para vererek izlediği bir platforma karışmak doğru olmaz, özgürlüğü müdahaledir der yani. O yüzden bunları falan geçiyorum. Ya da kalkıp da konuşanları Türk dizileriyle veya televizyonda yayınlanan şeylerle de kıyaslamayacağım. Bu da bence çok büyük bir klişe artık. Evet ben de kabul ediyorum. Türk dizilerinin geneli bok gibi. Evet ben de kabul ediyorum. Türk dizilerinin geneli gerçekten de Türk aile yapısını bozacak bir sürü unsur içeriyor. Evet ben de kabul ediyorum. Türk dizileri sanki anasını satayım çok mu ponçik konuşanlardan. Evet ben de anlıyorum. Televizyonda yayınlanan birçok şey aslında kesinlikle insanlara zararlı şeyler. Ama bunları geçelim artık. Bak bunları biliyoruz. Asıl problem ne biliyor musunuz? Bunların hepsinin kötü olduğunu bile bile insanlar neden izliyor ve neden bunlar sürekli olarak reytinge kırıyor. Sürekli Türk aile yapısından dem vuruyoruz. Acaba gerçekten bu diziler, filmler, bu programlar Türk aile yapısını bozuyor mu? Yoksa bunlar zaten bizim Türk aile yapısının bir parçası olmuş durumda mı artık? Ben ikincisi taraftarıyım. Zaten bunu da çok net bir şekilde kanıtlayacağım size. Uzun zamandır böyle bir video yapmak istiyordum fakat fırsatım olmuyordu. Hazır birkaç tane kesit patlamışken aradan çıkartalım. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Amacım asla birilerini linçlemek vesaire değil ki derdimi zaten çok iyi anlayacaksınız. Hatta direkt olarak Hasan'ın linçlenmesine sebep Bulan şu kesitte alakalı düşüncelerimi söyleyeyim. Her rafa Ne zaman izlersen babam şey diyor Naz. Bak bu adam var ya çok piç bir adam diyor. Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Ben de babana küfür ederim giderken ödeşiriz. Naz. Buna neden bu kadar çok takıldınız lan? Bu abimiz bunu bir yıldır yapıyor ve tam da ödül aldığı zamana mı geldi linçleme? Ben bunun ciddi şekilde ikiyüzlülük olduğunu düşünüyorum. Yapmayın bak bunu yapmayın. Bir insan kötü bir şey yapıyorsa veya kötü bir şey yaptığını düşünüyorsan o insanın patlamasını bekleme. Bu çok iğrenç bir şey. Bence bu fragmanda eleştirilecek hiçbir şey yok. Neden? Birincisi kız babası hakkında konuşurken babasının Hasan'a piç ve daha nice kelimeler söylediğini söylüyor ki buradan şunu çıkarabiliriz. Babası da Hasan'ı izliyor. Hatta kızı bu programa geldiğine göre kızı ile birlikte izliyor. E peki buradan ne sonuç çıkartabiliriz? Hasan'ın söylediği ben de senin babanın IQ lafına emin olun sizin umursadığınız kadar babası umursamamıştır. Hatta izlerken gayet de gülmüştür buna. E durum buyken neden işte baksana sahnede insanların anasına, ailesine hakaret ediyor, kendisine hakaret ediyor, ağzı çok bozuk bir insan diye duyar kasma gereği duydunuz ki. Yıldır yapıyor bunu. Arkadaşlar gözünüzü seveyim şunu anlamak çok zor olmasa gerek ya. Mazoşist bir insan düşünün kendisine hakaret edilmesini çok seven, oradakiler mazoşistler sadece net anlaşılsın diye örnek veriyorum. Bir de sadist bir insan düşünün bu mazoşistin ihtiyaçlarını gideren. E siz burada mazoşisti mi eleştirirsiniz yoksa sadisti mi? Ya da benim gibi alan memnun, veren memnun deyip umursamaz mısınız? Ya demek istediğim şey şu. Bu adam bu işi yapıyor ve oraya gidenler zaten aşağı yukarı karşılaşacakları manzarayı hesaplayarak gidiyorlar. Eline mikrofon alanlar Hasan'ın biraz patavatsız olduğunun farkında olarak anılarını anlatıyor. Ona laf sokacağını biliyor. Lan zaten format bu. Adı üzerinde konuşanlar insan insanlar konuşuyor. Hasan da o insanların konuşması üzerine bir şeyler söylüyor veya söylemiyor. Ve evet mesela bu söylediğim çok garip gelecek belki ama konuşanlar aşırı şekilde komik bir program. Türk dizileri ciddi anlamda çok kaliteli. Recep İvedi gerçekten çok komik. Şaka veya ironi yapmıyorum bu arada. Ben çok ciddiyim şu anda. Neden ciddi olduğumu şöyle anlatayım size. Yıllarca bunların ne kadar kötü olduklarını anlattım insanlara değil mi? Videolarımda zaten aşağı yukarı biliyorsunuz. Murat abimiz yıllardır Türk dizilerini eleştiriyor ki videolarını çok seviyorum. Canlı yayınlarda sürekli izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz. Ama bu Türk dizileriyle alakalı herhangi bir şey değiştirdi mi? Hayır hala reyting rekorları kırıyorlar. Hala sürekli olarak aynı diziler bize pazarlanmaya devam ediyor. Ve insanlar ağza açık bir şekilde günde 3 saat 4 saat bunları izleyebiliyorlar. Hem de çok büyük bir keyif alarak yapıyorlar bunu. Ve şimdi bunları Türk aile yapısına bağlayalım. Hani diyoruz ya bunlar Türk aile yapısını bozuyor. Bunlar işte insanları ahlaksızlaştırıyor ki ahlak nedir o da apayrı bir konu da. Şu anda üçüncü bir göz olarak konuşuyorum. Siz belki böyle düşünmüyor olabilirsiniz ki ben de aslında böyle düşünmüyorum demek Dediğimi anlayacaksınız şimdi. Türk aile yapısı, Türk aile yapısı ya kardeşim Türk aile yapısı tam olarak bu zaten. Emin olun tam olarak bu. Sizin ailenizin böyle olmaması, sizin böyle olmamanız, sizin bir şeyleri sorguluyor olmanız, bazı gerçekleri görmenize engel olmaması gerekiyor. Benim yıllarca engel oldu. Ben hiçbir zaman kabul etmedim bunların Türk aile yapısı olduğunu ama evet böyle. Çevrenize bir bakar mısınız dostlar? Konuşanlardan örnek verelim önce. Daha önceki videolarımda da söylüyordum. Herhangi bir konuyu genelleme yapmadan konuşmak çok zor olduğu için tabii ki şu anda genelleme yapıyorum. Bu videoyu izleyen sen belki öyle bir insan değilsin ama şöyle bir çevrene bak. Ne kadar fazla konuşanları izleyen, konuşanlara gülen veya konuşanlara bilet alıp konuşanları canlı bir şekilde izleyen insan var. Oradaki anıları anlatan ne kadar fazla insan var çevrende farkında mısın? Adamın teki eşini 3 tane metresle aldatıyor. Daha sonra bu sevgililerine ve eşine çiçek gönderirken sevgililer gününde adresleri karıştırıyor. Bunu anlatıyor ve insanlar şakır şakır gülmeye devam ediyorlar. Veya başka bir insan dedesinin çıplak videosunu çekerek dedesine şantaj yapıyor ve ondan para kazanmaya çalışıyor düşüyor. Bir bakar mısınız çevrenize ne kadar böyle insan var? Buna benzer yani. Veya bunun bir ortamda anlatıldığını düşünün. İğrenir misiniz yoksa güler misiniz? Elinizi vicdanınıza koyup gerçekten söyleyin. Belki siz gülmezsiniz ama o ortamda 20 kişi varsa 19'unun güleceğine yemin edebilirim size. O konuşanlardaki insanlar var ya işte tam olarak sizin çevrenizdeki insanlar. Hepimizin çevresindeler. Ve bu ülkenin genelini oluşturuyorlar. Bunu yıllarca bak ben de kabul etmedim. Gerçekten kabul etmedim. Türk dizilerine bakın. Türk dizilerinin geneli nasıl? Tören, nomus, cinayet işte bir tane böyle sakar böyle para avcısı bir kadın var. Hiçbir vasfı yok. Tek vasfı işte zengin, yakışıklı bir holding sahibi gelsin. Evlenelim mutlu mesut yaşayalım kafasında değil mi geneli? Gerçek hayata bakar mısınız? Gerçek hayatta da öyle değil mi peki? Cinsiyetçilik yapmıyorum burada. Benim çevremdeki insanların büyük bir çoğunluğu öyle. Doğuda da öyleydi. Batıda da öyle. E erkekler bundan çok farklı mı? Hayır erkekler de çok farklı değil. Erkeklerin de geneli böyle kadına işkence eden, kadına hiç iyi davranmayan böyle bad boy tavırlarında takılan insanlardan oluşmuyor mu? Bak bakın çevrenize eşini adam akıllı, sevgilisini adam akıllı davranan kaç kişi var? Ve insanlar bunları o kadar normalleştirmiş der ki normali bu artık. Anormal değil yani bu. Hani o Türk dizilerini falan eleştiriyoruz ya sürekli. Ya bunlar işte yanlış şeyler, şu yanlış, bu yanlış. Tamam yanlış da. Lan bunların reyting rekorları kırmasının sebebi zaten insanların da o dizilerdeki anlatılan insanlar gibi olması. Bu konuşanlar için de geçerli. Kendi kendinize sorguluyorsunuz değil mi? Ya kim bunu izliyor? Kim kendini hakaret edilmesini sever? Kim iğrenç iğrenç anılar anlatıldığında güler? ki halbuki eleştirilmesi gerekiyorken. E bakın çevrenize yapılan muhabbetlere bakın. Arkadaş ortamlarınızı düşünün. Ya konuşanlar dediğiniz program arkadaş ortamında konuşulan konuların birebir aynısı. Arkadaşlarınızla oturup bilim konuşmuyorsunuz veya mizahınızı geliştirecek böyle deli değişik espriler yapmıyorsunuz. Birisi bir aldatma veya aldatılma hikayesini anlatıyor. Diğeri ailesiyle alakalı bir hikayeyi anlatıyor. Ve hep bel altı muhabbetler zaten. Tamamen bel altı. Ondan sonra herkes o deyip gülüyor yani. Bu bundan ibaret. Türk aile yapısı Türk aile yapısı. Recep İvedik neden reyting rekorları kırıyor? Ulan Recep İvedik sensin çünkü. Sen de gülüyorsun buna. Recep İvedik senin yan komşun. O suruk şakasına gülen el hareketi çektiğinde o diye kahkaha atan sensin. Lan biz zaten bozulmuşuz. Bunun için konuşanların kaldırılmasına, konuşanları eleştirmeye, Türk dizilerini eleştirmeye, Recep İvedik'i gömmeye gerek yok. Burası Türkiye. Burada insanlar ne kadar mesela kadınlardan örnek vereyim, erkeklerden de örnek vereceğim. Ne kadar piç erkek varsa onlarla takılırlar. Daha sonra işte erkekler hepsi aynı derler. Düzgün insanlara bakmazlar. O piç erkekler için düzgün olanları elerler. Belki parası yok, belki de tipi çok iyi değil diye. Ondan sonra lafa gelince ya iyi erkek, düzgün erkek adam olsun yeterli derler. Burası Türkiye. Kadın bir aldatma hikayesini anlatsa kadına işte ne gözle bakıldığını biliyorsunuz zaten. Aklından binbir türlü şey geçer o kadınla alakalı. Hatta o kadın linç deli gibi dayak yese umrunda bile olmaz. Ama aynı erkek aldatma hikayesini anlatabilir. Aynı erkek sevgililer gününde 5 farklı sevgilisi Çiçek gönderebilir Aynı erkek eşinin gözünün içine baka baka Of şu karıya bak diyebilir Programda bunu da yapıyorlardı Tabi biraz araştırma yaptım konuşanlarla alakalı Birkaç kesitine bakayım dedim Bildiğin sahneye çıkan bir erkeğe Hasan Can şunu soruyor Buradan bir kadınla çıkmak istesen Kiminle çıkardın diyor o adama Ve o adam evli ve eşi de izliyor yani Seyirci olarak izliyor Şu kadınlar çok iyi ya şu üçüyle çıkardım diyor Ve herkes gülüyor, <gülüyor> Ne kadar komik ya inanılmaz komik Türk aile yapısını konuşanlar bozmadı Türk aile yapısını Türk dizileri bozmadı Bizim mizamız Recep İvedik yüzünden bok gibi değil. Recep İvedik yüzünden insanlar Recep İvedik tarzı şeylere gülmeye başlamadılar. Hayır insanlar zaten böyleydi. Sadece bu tarz programlar, filmler, diziler bizim insanımızın gerçek kalitesini ortaya çıkardı. Çok net bir şey bu. TikTok'un tıpkı insanları geri zekallaştırmadığı gibi. TikTok yüzünden insanlar seksi bakış atmaya böyle bad boy tavırlarında takılmaya başlamadı. Bu insanlar zaten böylelerdi. Bundan 10 yıl önce de böylelerdi. Facebook kullandığım zamanları hatırlıyorum. İnsanlar öyle fotoğraflar paylaşıyordu paylaşıyorlardı ki Facebook'ta. Sanarsın Hollywood yıldızı. Ve herkes aşağıya şey yazıyordu. Ay erkeğe bak ya. 10 yıl önce TikTok mu vardı lan? Yoktu. Ama bu insanlar vardı. Şimdi anladınız mı neden Türk dizilerinin reyting rekoru kırdığını, Türk dizilerinin neden kaliteli olduğunu, Recep İvedik'in aslında gayet ülke geneli için çok komik olduğunu, şanların da aşırı komik olduğunu. Çünkü bunlar biziz. Belki sen değilsindir, belki ben değilimdir. Kendimizi ayrıştırmak için de söylemiyorum. Biz çok sekiz böyle şeyler izlemeyiz, gülmeyiz de demiyorum. Hayır. Derdim bu değil benim. Derdim bazı şeyleri kabul etmek. Kabul edeceksiniz dostlar. Belki şu an 15, 16, 17, 18 yaşlardasınız. Belki kabul etmiyorsunuz ama şöyle bir 22'den 23'ten sonra bu videoda bahsettiğim şeyler öyle gözünüze çarpacak. Öyle böyle gerçeklerle yüzleşeceksiniz ki ortamınızdaki yaş kitlesi vesaire büyüdükçe, arkadaş ortamınız değiştikçe, iş hayatına girdikçe, evli insanlar tanıdıkça inanın bana çok iyi anlayacaksınız demek istediğime. Görüşmek üzere.